Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki laf dolaşımına geçtik. Daha öncesinde size kan dolaşımı ile ilgili bütün konularımızı anlattık. Şimdi kan dolaşımını bitirdikten sonra bizim vücudumuzda kan dolaşımına ilaveten bir dolaşım daha vardır. Biz buna laf dolaşımı diyoruz. laf dolaşımı ile ilgili bilmeniz gerekenler sadece bu sayfa içerisinde arkadaşlar. Çok fazla bir şey de bilmenize zaten gerek yok. Bunları bilmeniz yeterlidir. Peki nedir lenf? Arkadaşlar. Lenf bizim e, ee, akkan olarak isimlendirdiğimiz lenf sıvısını e, taşır. Ve lenf damarlarına girdiği zaman arkadaşlar da bu lenf sıvısı akkan ismini alıyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Hani lenf dolaşımı ne yapıyordu? Daha önce size söylemiştim ödeme anlatırken. Doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına katılmasını sağlıyordu. Bunun katılamasını sağla sağlayabilmesi için de Doku sıvısını ilk önce kendi damarlarına alıyor, daha sonra arkadaşlar kan dolaşımına katıyor. Biz buna içerisinde ee renk yapıcı bir pigment olmadığı için yani al yuvarlar olmadığı için arkadaşlar biz buna akkan diyoruz. Diğer bir ismiyle lenf sıvısı diyoruz. Peki lenf sıvısının içerisinde neler var? Neler arkadaşlar? E, lenf kaynağını oluşturuyor. Doku sıvısı lenfin kaynağını oluşturur. Yine e, doku sıvılarının kaynağında ne oluştu arkadaşlar? Kan plazması oluşturuyor. Sadece kan hücreleri yoktur e, kan plazmasında ama Lenf sıvısının içerisinde ak yuvarlar vardır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi lenf sisteminde hangi yapılar vardır? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar lenf sisteminde lenf kılcalları, özür dilerim, lenf toplar damarları, lenf sıvısı, lenf düğümleri ve lenfoid organlar vardır. Şimdi bunları teker teker göreceğiz arkadaşlar. Şimdi lenf sıvısında lökosit hücreleri vardır. Lökosit hücreleri ak yuvarların bir çeşididir. Size kan dokuyu anlatırken orada bu lökositlerden falan da bahsedeceğim. Lökositler vardır arkadaşlar. Ak yuvarlar yani. Eritrosit yok. Eritrosit neydi? Al yuvarlar. Eritrosit olmadığı için bunların rengi de beyazdır arkadaşlar. Kılcal damarlardan vücut hücrelerine sızan ee, doku sıvısı tamamen nereye gidiyor arkadaşlar artık? Hani kılcal damara tam olarak geçemiyor. Dolayısıyla burada bir fazlalık oluşuyor. Bu fazlalığı kim alıyor? Bu fazlalığı lenf sıvısı oluşturuyor arkadaşlar. Ve lenf sıvısı da nereye katıyor? Lenf sistemine katılmış oluyor. Bu sıvının içerisinde neler vardır arkadaşlar? Küçük proteinler vardır. Bir de ak yuvarlar vardır. Söylediğim gibi bakın al yuvar içermez, trombosit içermez ama ak yuvar içerir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi lenf sıvısında lenf kılcalları ve lenf toplar damarları vardır. Arkadaşlar lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Neden bir ucu kapalıdır? Şimdi bakın kan kılcallarını hatırlayın. Kan kılcallarında ne vardı? İşte e, atar damarla toplar damar arasında bulunuyordu. Dolayısıyla iki ucu da açıktı. Ama lenf sisteminde atar damar yok. Sadece toplar damar vardır. Dolayısıyla lenf kılcallarının bir ucu da kapalıdır arkadaşlar. Lenf sıvısı lenf kılcallarıyla alınıyor. Ve büyük lenf damarlarına yani toplar damarlara iletiliyor. Lenf kılcalları kan kılcallarına göre biraz daha geçirgendir. Çünkü daha büyük maddeleri alır arkadaşlar. Dolayısıyla daha geçirgendir. lenf damarlarının dokularda bulunan uçları kapalıdır. Kalbe giden kısım uçları ise arkadaşlar açıktır. Bunun sebebi nedir? Kan kılcallarından hatırlayın. Kalpten gelen damarları atar damar diyoruz değil mi? E, dolayısıyla kalpten gelen atar damar nereye gidiyordu? Dokulara gidiyor. E, bunda atar damar olmadığı için ee, ne olacak? Kılcalın dokulara bakan ucu kapalı olacak. Kalbe giden taraftaki yani toplar damara bağlanan ucu açık olacak arkadaşlar. Laf sıvısında eee Toplar damarlarında arkadaşlar bu lenf sıvısının tek yönde hareketini sağlayan kapaklar bulunur yine. E, bu kapaklar sayesinde de lenf sıvısının geri dönüşü engeller. Aynı bizim kalbimizin alt tarafında bulunan toplar damarlarda olduğu gibi tek yönde açılan kapaklar bulunuyordu. Lenf sisteminde dediğim gibi atardamar bulunmaz. Bunu tekrar söylemiş olalım. Arkadaşlar lenf düğümlerine gelelim. Lenf düğümleri lenf damarlarının dolaşım sistemiyle birleştiği yerlerde bulunan özel hücre kümeleridir. Yani sadece lenf damarları değil dolaşım sistemi de katılacak buna. İkisinin birleştiği yerde bulunan hücre kümelerine biz ne diyormuşuz? Lenf düğümleri diyormuşuz. Peki bu yapılarda ne oluşuyor arkadaşlar? Bu yapılarda lenfosit denilen Akciğer var hücreleri dolaşma katılıyor. Yani burada lenfositler üretiliyor, olgunlaştırılıyor ve dolaşma katılıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki nerelerde bulunur lenf düğümleri? Kollarda, özellikle koltuk altında bulunur arkadaşlar. Bacakta, boyunda, dalakta ve akciğerlerde lenf düğümleri vardır. Peki lökositler Pardon, lenfositler arkadaşlar. Ee, Lökositler ne yapıyorlar? Lökositler yani akübarlar mikropları yakalıyorlar, bunları fagositoz yaparak yok ediyorlar arkadaşlar. Bu da bizim e, yine bağışıklık sistemimize katkı sağlayan bir olaydır. Şimdi lenf sisteminin görevinden de bahsedip daha sonra size lenf sıvısı nasıl kana karışıyor bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar lenf sisteminin görevi birincisi doku sıvısını kana taşıyarak ne yapıyor kanın viskozitesine viskozite nedir akışkanlıktır kanın akışkanlığını düzenliyor yine lenfosit üretip kana veriyor bağışıklığı güçlendiriyor arkadaşlar bağırsaklardan emilen yasidi gliserol adek vitaminlerini dolaşma kadar hani hatırlayın sindirim sisteminde size bahsetmiştim lenf yoluyla taşınan bir yoldan bahsetmiştim birazdan aynı yolu tekrardan göreceğiz lenf sıvısı hücrelerinin zarlarını temizliyor arkadaşlar. Yine lenf sistemi. Bir de lenf düğümlerinde lenf sıvısı filtre ediliyor ve böylece mikroplardan arındırılıyor. Mesela bizim bademciklerimiz bir lenf e, düğümüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bademciklerimiz yani lenfoid organdır. Bademciklerimizde ne oluyor? E, bu mikroplar süzülüyor. Hatta eğer çok fazla mikroba maruz kalırsak bademcikler falan şişebiliyor arkadaşlar. Sebebi bundan kaynaklanır. Gelelim şimdi lenf sıvısı nasıl katılıyor bizim Kan dolaşımımıza bundan bakalım İki tane yol vardır Birincisi vücudumuzun sol tarafını ilgilendirir Diğeri de arkadaşlar vücudumuzun sağ tarafını ilgilendirir İlk önce sol taraftan bahsedeyim Bu anlattığım sol tarafı e, sindirim sisteminde de anlatmıştım. İnce bağırsaklardan emilen yağ asitleri, gliserol ve vücudun alt tarafından toplanan lenf sıvısı yani bacaklardan toplanan lenf sıvısı yine e, sindirim kanalından toplanan lenf sıvısı arkadaşlar ilk önce nereye gidiyor kilosporlarına? Daha sonra oradan peke sarnıcına aktarılıyor. Peke sarnıcından da göğüs kanalına gidecek. Göğüs kanalına gelmeden önce bir laf daha katılıyor buraya. Şimdi yukarı doğru çıktı ya peke sarnıcı bizim göğüs bölgemizde bulunur. E, dolayısıyla arkadaşlar başın ve gövdenin sol yarısı ile sol koldan gelen laf sıvısı da ne yapacak? Buradan katılacak. İkisi birlikte burada birleşiyor göğüs kanalına gidiyor. Bu sol taraftan geldiği için sol köprücük altı toplar damarına gidiyor. Yani oradan kana karışıyor. Oradan üst ana toplar ve kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Bu şekilde bir olay var. Şimdi gelelim ikinci yolumuza. Baş ve gövdenin sağ yarısından toplanan lenf bir de sağ koldaki lenf sıvısı. Bakın bacaklardan almaz ikinci yol. Bacaklardan alan neresidir? Birinci yoldur. Büyük lenf damarına gider. Oradan da direkt sağ köprücük altı toplar damarına bağlanır. Sonra üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Yani bakın ikisinin iki laf sıvısını karşılaştığı ilk yer neresiymiş? Üst ana toplar damarmış arkadaşlar. Bu şekilde bizim lenf sistemimiz de bitmiş oldu. Evet lenf dolaşımı ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Ee, dediğim gibi bunlar haricinde hani çok fazla bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Lenf dolaşımı ile ilgili bunları bilseniz yeterdir. Bu arada doku sıvısının fazlasını ee, kana taşıyarak ödem oluşumunu da engeller. Ödemi anlatırken de söylemiştim bunu size. Lenf damarlarının tıkanması ödem oluşumuna sebep olur. Onu da söyleyelim tekrardan. Sonraki videoda bağışıklık sisteminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.